Merhabalar. Üç kıtaya kök salmış Osmanlı İmparatorluğu bir cihan imparatorluğu muydu? Celal Şengör anlatıyor. Osmanlı'nın zayıflaması, dağılması ve parçalanması bir büyük cihan imparatorluğunun... Değil öyle. Değil mi? Yani hayır değil. Bakın, büyük cihan imparatorluğu falan değil. Osmanlı 6 milyon kilometre kare. Az mı hocam? Şimdi 6 milyon kilometre karenin nereleri işgal ettiğini bakın. İşgal ettiği medeni yerler, işte Anadolu'nun batısı ve Balkanlar kadar. Ondan sonra Arap Yarımadası, Kuzey Afrika falan filan gibi yerler var. Buralarda zaten mesela Cezayir'i Barbaros gelip teslim etmiş Yavuz'a. Değil mi? Bunlar daha önce başkaları tarafından fethedilip Osmanlı'ya teslim edilen yerler. Yine Osmanlı buralarda bir uygarlık oluşturamamış. Uygarlık oluşturamamasının sebebi Osmanlı çok kötü bir dönemde kurulmuş. Hem Avrupa'nın hem Müslüman dünyasının entelektüel olarak çöktüğü dönemde kurulmuş. Yani 1200'lerden bahsediyoruz. Tabii değil mi? Değil mi? Şimdi Orta Doğu bir facia. Mesela Osmanlı niye kuruluyor? Kösedağ Savaşı'ndan sonra Selçuklu diye bir şey kalmıyor Anadolu'da. Değil mi? Bir general, bir baycu dağıtıyor Anadolu'yu. Yani Avrupa'da daha fazla ilerlemiş olsaydı o zaman ayakta kalması ve daha büyük bir imparatorluk olması mı? Mümkün ne olabilirdi. Olsaydı cihan imparatorluğu diyecek. Fatih Sultan Mehmet gibi birkaç adam arka arkaya geleydi. O zaman hakikaten bir cihan imparatorluğu olurdu. Nasıl bir vizyon farkı vardı yani, Fatih'in? Şöyle, Fatih zamanının bütün uygarlığını öğrenmeye ve anlamaya çalışmış. Bu çok önemli. Yani Fatih İtalya'dan adam getirtip resmini yaptırıyor. Bellini. Değil mi? Muazzam portresi var. Değil, müthiş. Sekreteri İtalyan. Grekçe konuşan birisi. Yani yalnız Grekçe değil. Grekçe konuşuyor, Sırpça konuşuyor, Farsça konuşuyor, Arapça konuşuyor. Yani Ptolemaios'un atlası bulunduğu zaman bunu hemen tercüme edin diyor. Atlasındaki haritalara bakıyor. Amirutses'e diyor ki ya diyor bu haritaları diyor bir araya topla bir tane dünya haritası yap diyor. Çünkü o zaman elindeki atlas... Dünya haritasına sahip değil. Daha sonra bir tane de dünya haritalı atlas bulunuyor. Ve bunları saklıyor. Bunları kütüphanesine koyuyor. Musikiye meraklı falan. Bir sürü şeye meraklı ama esas merakı bilime meraklı adam. Yani mesela Fatih din kitabından ziyade bilim kitabı toplamış. Bizans düştüğü zaman. Fatih'ten sonra gelenler, yani Fatih'in şu kadar bir kesiri bile değil. Yani hiçbirinin aklı Fatih'in ne yaptığını anlamamış. Kanuni? O dahil. Yani Kanuni en kötüleri. Neden? Süleyman the Magnificent. The Magnificent Avrupa diyor onu. Çünkü ama imparatorluk büyük. Hayranlık var. Yani. Hayır, çünkü imparatorluk büyük. Yani Avrupa'da o zaman bölük pörçük küçücük devletler var. Sizin burada koskocaman bir imparatorluğunuz var. Avrupalı hayran bakıyor. İşte sizinle karşı karşıya geldiği zaman bazen sizi yeniyor, bazen yeniliyor. Elçiler böyle geliyorlar saraya falan. Elçiler öyle geliyorlar da yani sonra ne oluyor değil mi? Malta'da yeniliyorsunuz. Viyana'da yeniliyorsunuz. Hint Okyanusu'nda yeniliyorsunuz. Neden yeniliyorsunuz? Çünkü teknolojiniz müsait değil. Strateji planlama yeteneğiniz müsait değil. Coğrafya bilmiyorsunuz. Yani Kanuni bunların hiçbirisini ciddiye almamış.